Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi buraya birkaç gündür kısa videolar atıyorum, shorts videolar ama shortsları da izliyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar her türlü desteğiniz için. Ama biraz da uzun video atayım. Son günlerdeki gelişmeleri değerlendireyim istedim. Aslında bir canlı yayınla da yapabilirdik ama ben kısa kısa madde madde bir konuşmaları değerlendireyim dedim. Fenerbahçe'ye bir transfer bombası daha takıma geri dönüyor. Edin tarihi teklif maaşıyla rekor kıracak. Yani çok ilginç şeyler var. Hazırlık maçında biliyorsunuz Hayduk Split'e Fenerbahçe 1-0 mağlup oldu. Hani bazı isimlerden artık kurtulmamız lazım. Onu söyleyeyim. Kurun iç için lig birden 3,5 milyon euro civarında bir teklif geldiğini söyleyeyim. Ee, Mesela ben buraya isimleri tek tek sıraladım. Hani bana soracak olursanız 15 tane yabancı futbolcumuz var. Hani bunların içinde Omar Faiyedi çıkıp Cao Pedro'yu eklemiş şekilde söylüyorum. Hani 1. Luan Perez 2. Kurunic 3. Zayt 4. Kent 5. Pedro 6. Crespo 7. Bence Edin Ceko olabilir. Yani 7 ismi gönderirsek 15'te 8 kalır. 4 transfer yapabiliriz. 1 kanat, bir forvet hatta iki forvet bir de orta sahayı araya ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu benim şahsi fikrim. Tabii ki Luan Perez'i göndermek kolay. Nispeten. E Pedro'yu göndererek nispeten kolay. Crespo'ya bonservisli teklifler dahi geldiği için nispeten kolay. Kent gitmek istemiyordu. O da kendini kanıtlama peşindeydi. İşte kurun içi düşündüğün zaman 3,5 milyon euro bonservis verdin. hani para almadan gönderebilecek misin? E Zayt, o da kendi çapında bir topçuyum diyor. Yani durum bu. İsmail yüksek giderse oraya bir ortası alınır mı? Yabancı sınır 12'de kalır mı? Açık söyleyeyim. E, bendeki duyumlara göre hani yabancı e, yabancı sınırı 12'de kalacak mı? Hani bendeki duyumları ben size çoktan söyledim. 14'te devam edilecek. Sahada da istediğin kadar yabancı oynatma şeyi gelecek diye söylemiştim. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe Maximin transferinde iki gün önce kiralık anlaşmasına vardı. Herkes bunu açıkladı ama bir türlü gelmiyor. E, taraftar da Çile'den çıkmış durumda. E, Dortmund, Sergio Juras'inin sağlık kontrollerinden geçemediğini açıklamış. Hani acaba diyorum Fenerbahçe açısından. Ya hocam o kadar da değildir, o kadar da. Bak Fenerbahçe İbrahim Sangare ismine bir teklifte bulundu. İbrahim Sangare, evet yanlış premierlikten Premier ön libero. 25 milyon euro talep etti kulübe. 25 milyon euroyu biz nasıl verelim? Veremeyiz arkadaşlar. O yüzden bu transfer biraz askıda. Yusuf Fofana'yı istemiştik. 35 milyon euro istemişti. burada İbrahim Sangare'yi istedik. 35 istediler. Ama biz nasıl 25 veririz diyorum. Dikkatinizi çekmekte fayda var. 25 milyon euronun altına de demek ki alacağız. Ama hocam zaten bir sene önce 35 almışlar. Olsun tutmamış orada. E bize de 25'e versinler. Yusuf Fofanay'a baştan beri 35 çektiler. Yani ben onu hiç beklemiyorum. Bu Jirasiye'yi niye söylüyorum arkadaşlar? Dortmund'la e, sözleşme yapmamış. Sağlık kontrollerinden geçmemiş. En azından baktığınız zaman adı ne olur? Adı sıkıntılı bir transfer olur. E, Fenerbahçe açısından da baktığınız zaman... Yapılabilir transfer. Şimdi Fenerbahçe'nin Bertuğ'da ödeyeceği bonservis ortaya çıktı falan diye duydum. Haber başlığında. Ya biz Bertuğ'u aldık mı? Bonservisinde anlaştık mı? Yıllık ücretinde anlaştık mı ki futbolcu ödeyeceğimiz para belli olsun? Ya hayret bir şey. Gerçekten hayret bir şey. Arkadaşlar bakın 7 milyon euroda 7 milyon euro diyor. Kendileri doğru düzgün oynatmadığı futbolcuyu bu fiyata satamazlar. Biz de bu fiyatı alamayız arkadaşlar. Olayın özeti bu. Yani elbette ki her takım futbolcusunu yüksek görecek. Elbette her takım futbolcusunu övecek. Kabul. Ama yani bir yere kadar. Bir yere kadar. Ben Bertu Yıldırım'ın bu şartlarda imkanı yok Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Zaten de gelmez. İşte işin bir de o boyutu var. Yani hem bu fiyata hem şeye nasıl gelecek. En nesiri, en nesiriye biz 6 milyon euro verdik. Yıllık ücret olarak arkadaşlar. 6 milyon euro. Dedik ki 6 milyon euroyu al çeneni kapat. Menajeri geldi Arap kulübü dedi bize dedi yıllık işte 14 milyon euro veriyor. Biz orayı düşünüyoruz falan. Futbolcu dedik futbolcu dedik ben Arabistan'a gitmek istemiyorum. O zaman kardeşim bak menajerim böyle diyor. La galuga şu bu. Tamam dedi anda en bak kap videosu bile hazır arkadaşlar. Videosu bile hazır. Tamam dediği anda video verilecek. Ben de sizler gibi bekliyorum. Şu aşamada hepimiz beklemek zorundayız. Mesela Fenerbahçe hazırlık maçında kaybetti. Ama Gattuso ne diyor? Fenerbahçe tam takım değildi. Uçmayalım diyor. Ayrıca Galatasaray'da Lansklinze 3-2 yenilmiş. Beştaş Ümraniye ile beraber kalmış 0-0. Yani baktığınız zaman Üç büyüklerde daha kazanan bir tek bizim. Şu ilk saçma maçta 2-1 kazandığımız var. Bunları çok ciddiye almamak lazım arkadaşlar. Ya bunları çok ciddiye almamak lazım. Hani Hayduk Split e, kötü bir takım değil ama adamlar artık son maçında adam artık ligine başlayacak bilmem ne yapacak edecek. Sen daha neresindesin? E, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin, Umar Faiden, Iğdır, FK'ya gitmek üzere olduğunu hatırlatayım. Lugano maçının hakem falan açıklamış ama çok mühim değil az. Hani burası. E, bunun dışında İspanya, İngiltere Finalde Euro 2024'te. Ben sürpriz at oynayayım arkadaşlar. Turnuva başlamadan İngiltere demiştim. İçime hissi doğuyor diye. Ben hala İngiltere diyeyim de ortalık karışmasın. Gerçi Galatasaraylılar Barış Alper Yılmaz demedim diye sinirlenebilirler. Son günlerde saçma sapan bir şekilde ya Barış Alper'e varsın istiyorlar her yol. O da garip bir şey. Servet Yardımcı. Servet Yardımcı TFF Başkan Adaylığından çekildi. Bunu bir açıklamayla duyurdu. Duyurdu duyurmasına ancak ortada resmi bir açıklama olmadığı için arkadaşlar resmi bir durum olmadığı için şu an hala Servet yardımcı aday gözüküyor biliyor musunuz Yanlış yanlışlımaz evet hala Servet yardımcı aday görünüyor arkadaşlar ve adam bu e, malum kirli yapı tarafından bana kumpas kurulmuştur dedi Servet yardımcı. Bakalım o kumpasın üstesinden gelebilecek mi? Bakalım destekler olacak mı? Edecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz ama Ahmet Çakar, Bay Lokçu'ya yem etmeyin şöyle böyle falan filan diye enteresan söylemlerde bulundum. Ortalık biraz daha karışacak gibi duruyor. Açık söylemek gerekirse. Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha takıma geri dönüyor denilen isim Merih Demiral arkadaşlar. Yani Merih Demiral'ın gelme durumunu sordum. Ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Yani Merih Demiral'ı ben doğrulatamadım. Aynı şekilde Firmino'yu da doğrulatamadım. Ha Keşke gelseler. Keşke Firmino da gelse, Merih Demiral da gelse. Ama ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Ha Bunun yanı sıra Edinceko ayrılıyor mu? Edinceko'ya rekor teklif. Edinceko'ya işte herkes Edinceko'yu istiyor. Edinceko şöyle iyi, böyle iyi. Ya o kardeşim Edinceko dediğin adam bir marka. Doğru. Kabul ediyorum. Hani asla bunu kimse inkar etmiyor. Kabul. Ancak yani bir geliyor, bir kalıyor, bir geliyor. bir gidiye diyor ya. Yani insanların da aklı bir milyon oldu ya. Ya yedektesin, yedekteki bir futbolcumuz yanlış anlamayın. 4.2 milyon euro alması sizce mantıklı mı? Bence değil. Yani bence değil açıkçası. Ha, sizce mantıklıysa bir şey diyemem. biraz daha yaş gençleştirip model yükseltme düşünlemez mi? Bence düşünülmesi lazım. Hani bu dediğimi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Servet Yardımcı olayına gelince Ali Koç, Acun Ulucalı, Hamdi Akın hani gerekirse siyasetten görüşeceğiz falan diyordunuz. E, geldiğimiz noktada bakıyorsun. Mehmet Büyükekşi tekrar başkan yapacaklar. Hani bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu gibi bir durum var ortada. Allah sonumuzu hayır etsin. Dursun Özbek Fenerbahçe'ye FETÖ PKK demedim demiş. Yine R yapmış. Söylediği sözleri herkes hatırlıyor ama neyse. Cenk Tosun aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Cenk Tosun Beşiktaş'tan görüşme halinde. Daha önce de duymanı verdim. Beşiktaş'tan anlaşamazsam sizden görüşebilirim demiştim. Şu an anlaşıp anlaşamadıkları bizi alakadar etmez. Yani görüşme halindeler. Hani anlaşırlar mı anlaşmazlar mı ben bir şey diyemem. Ama Görünen o ki arkadaşlar olmayacak gibi duruyor o anlaşmalara. Ha, Fenerbahçe'ye ister misin? Bertuğ'a bu kadar para istemişlerken Fenerbahçe'ye 3. forvet Türk lazımken hani Umut Nair'la falan olacak iş değil bu. Onu da söyleyeyim. Bence Cenk'i Cenk biraz zorlamalıyız. Juventus'tan Fenerbahçe'ye Ferdi'yi ver seç beğen al teklifi. Yani Juventus Fenerbahçe'ye demiş ki Ferdi Kadıoğlu'nu verin. Weston McKennie, Filip Kostic ve Artur Melo'yu alın demiş. Külliyen yalan 1, külliyen yalan 2, külliyen yalan 3. Fenerbahçe McKennie'den ilgileniyor doğru. Ama e, bu kadar da değil yani. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar da değil. Fenerbahçe'ye kurun iş piyangosu yeni adresi diye söylüyorlar. İtalya'dan tekliflerin olduğunu ama hiçbir somut veri veren yok. Ben diyorum e, Fransa Ligi'nden bir takım... 3,5 milyon euro civarında bir teklifle kapımızı çaldı çalacak. Yani onun dışında benim bir duyumum yok açıkçası. Ferdi için de şunu söyleyeyim. Ferdi çok yetenekli bir isim. Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en iyi isimlerden birisi. Ama e, yani Juventus'tan teklifi yok. Olsa zaten belirtirim arkadaşlar. Hiç de çekinmem. Biliyorsunuz. Niye çekineyim bir de işin o boyutu var. Niye çekineyim? Hani söylenenler, söylenilenler ortada. Konuşmalar ortada. Değil mi? Ee, başka neyi konuşacağım? Livakovic Tadic kampa katıldı. Hatta Livakovic hazırlık maçında da oynadı. Aklı burada. Sıkıntı yok. Mario Branco çalışmalarını sürdürüyor. Ee, Dursun Özbek dedik. Fenerbahçe altyapıya hamlelerini sürdürüyor. Altyapıdan gidenler var. Gelenler var. Az önce dedim ya arkadaşlar. Hani bazı isimlerin gitmesi muhtemel altyapıda. Mesela Melih Bostan, Kaleci Ertuğrul Çetin ve Umar Fayed'in Iğdır FK'da oynama garantisinde oynamalarını gitmelerini bekliyorum. Hani bana aktarılan da bu yönde ama Iğdır FK'nın teknik direktörü bunu açıkladı diye adamın görevine son vermişler. Bence zamansız açıkladı diye bu göreve son verilmiştir diye düşünüyorum. Hani her şey zamanında söylenmeli. Onun dışında şimdi tek tek madde madde aldığım için arkadaşlar sizleri de sıkmamak adına böyle buradaki maddeleri okuyorum. Yani haberiniz olsun. Buradaki maddelerin dışına da çok çıkmaya çalışmıyorum. Eee Sercan Amzulu. Adama diabet diye bir genç bir arkadaşımız almışız. 2008 doğumlu altyapıya. Bilginiz olsun. Bir de Dijire diye bir oyuncu. Cire diye okunacak herhalde. Bu arkadaşı da almak üzereymişiz. Haberiniz olsun. Yani yarın bir gün açıklama yapılır. Zaten altyapıya baktığınız zaman Yusuf Koca Türk'ü Ümraniye açıkladı. Emre Demir'i Sakarya Spor açıkladı. Kiralık olarak. Ama Sakarya Spor'a bildiğim Aziz Eren Balaban'ı da aldılar Sakarya. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda biz altyapıya Yasir Altuntaş'ı transfer ettik. Jose Mourinho'nun bazı istekleri var takımdan, futbolculardan. Elimizden gelince onlara da dikkat etmek zorundayız. Yiğit Epe Özdemir'le sözleşme feshedildi gibi bir durum oldu. Mustafa Emir Ak Yıldız'ı Kütahya Belediyespor'a Spor'a kiraladık. Emirhan Arkutçu ve Yiğit Efe Demir'i çok beğeniyor Bartu Elmaz da dahil. Bu üç ismin üstüne çok düşüyor Mourinho. Hani bakalım bu üç ismi nerelerde nerelerde izleyeceğiz. Bartu Elmaz bizim altyapıdan değil Galatasaray altyapısından çıkma isim ama yurt dışından transfer etmiştik. Bakalım e, güzel yerlere gidecek mi? Ertuğrul Çetin e, Omar Fahit dediğim bir Iğdır'a gitmesini bekliyoruz. Oynama garantisi de. Emir Ortakaya'ya normalde Süper Lig'den bir takıma kiralayacaktık ama Kocaeli Spor çok aşırı istiyor. Herhalde Kocaeli'ye gider gibi duruyor. Çağatay kuru kalıp yani gelişim gösteremedi çocuk maalesef. Jojinho zaten kiralık şeyde Sırp Ligi'nde bir takımda adaklıma gelmedi. Onun dışında Galatasaray TT konusunda arkasına iyi bir sağlam bir şeyler almış ki az cezaiyetler. Şimdi UEFA servet yardımcıyı arayıp TFF seçimlerinden niye çekildiğini istifa sebebini sormuş. UEFA'dan da istifa etti diye. 14 Temmuz'da Berlin'e gidip yetkililerle görüşecekmiş. İnşallah yaşananları eksiksiz, hiçbir şey eklemeden direkt anlatır da UEFA yetkilileri de bir şok olur. Keşke yani keşke anlatsın. Ayrıca oradan Euro 2024 falan de birlikte izleyeceklermiş. Şimdi Serdar Ali Çelikler diyor ki Manchester United demiş ki Ferdi Kadıoğlu ve Fred'i istiyoruz. Mario Branco da Bruno Fernandes ve Rashford da takasa girelim demiş. Şimdi ben başta desem ki Fenerbahçe'ye Bruno Fernandes ve Rashford herhalde bayağı küfür yerim. Yani Serdar Ali Çelikler dediği zaman küfür yemiyor ama biz deyince küfür yeriz. Neyse bunu geçtim. Galatasaray 2,5 milyon euro ödeyecekmiş Fred'den dolayı ama bunu da hani futbolcuya ödeteceğiz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar en çok son günlerde duyduğumuz eleştiriyi söyleyeyim. Diyorlar ki başlıkla içerik uyuşuyor uyuşmuyor falan filan. Şimdi ben tek tek sayayım. İbrahim Sangara'yı konuştuk bir. Yusuf Fofana 2. Cirasi 3. Bertu 4. Enne 5. Maksim'in 6, Merih Demiral 7, Firmino 8, Mekkeni 9. Kostiç Melo ile alakamız yok ama 10-11. Onu da söyleyeyim ikisi de gelmeyecek. Perez, Kurunic, Zaits 12 dedik 15. Kent, Pedro, Ceko 21. Crespo 22. Başka. Melih Bostan'ı söyledik kiralık gelecek diye 23. Ertuğrul Çetin 24. Umar Fayet 25. İsmail'e teklif gelmedi arkadaşlar resmi. Onu söyleyeyim. 26. Ferdi'nin gitmeyeceğini söyledik. 27. Cenk Tosun'u konuştuk. 28. Servet Yardımcı olayını konuştuk. Libakovic, Tadiç. 29. Ee, onun dışında başka dur. Adama Diabate'yi konuştuk. 30. Cire'yi konuştuk. 31. Yusuf Kocatürk. 32. Emre Demir. 33. Aziz Eren. 34. Yasir. 35. Yiğit Efe Demir 36. Mustafa Emir. 37. Emirhan, Yiğit Efe 38 diyelim. ikisini bir sayalım. Emir Ortakaya 39. Çağatay 40. Jorginho zaten belliydi. 40 tane transfer duyumu konuştuk arkadaşlar. Tek tek detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde. Hani ee, diyen arkadaş olursa başlıklar içerik bilmem uyuyor uymuyor falan filan diye. Lütfen 3 tane başlık önerisinde bulunsun. Ben de ona göre gerekirse oylamaya sunayım. Hemen bir an önce başlığı değiştirelim. Kolay bir şey zannediyorsunuz yaptığımız şeyi. Yani aklında o kadar şeyi tut, o kadar bilgiyi e, sakla, o kadar bilgiyi işle. Bunu işleme al. Hani hangisinden daha baskın konuştuğunu hesap et. Ona göre bir başlık seç. Yani hangisinden daha baskın konuştuk arkadaşlar? Hepsinden eşit konuştuk. Hani Fenerbahçe'nin transfer sürecini anlattım. Şimdi İbrahim Sangare Bence iyi bir isim. Firmino bence iyi bir isim. Hani bu isimlerin bence üstüne çok çok düşmemiz lazım. Ha Fofana Zor, Cirasi mesela olabilecek bir isim. Hani niye olabilecek isim? Ya Dortmund'dan olmamış, adamın adı düşmüş, modu düşmüş. Tam çökülecek zaman. Hani parlamış da Bundesliga'da. Yani 40 duyum bir arada desem herhalde kimsenin gönlü kırılmış olmaz. Ha bunlardan kaçının kapını bekliyorsun? 18 Temmuz'a kadar 2 kap bekliyorum. En az 2 kap bekliyorum. Bunu da söylemiş olayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.